Bakalım abi, devam edelim. Bunun durumu neymiş? Evet, yok mu şöyle az bir çıta aramız? Yani sırayla gidiyoruz abi. Kaç? 2, 4 çıtaymış. 4, tamam, güzel. 4 çıtaya ne yapacağız? 4 çıtada ne gibi işlem yapabiliriz? Ne istiyor bari? Bakın öncelikle her zaman dediğim gibi şunu bir kazıyın arkadaşlar, tamam mı? Bakın kazıyın ve en son, bakın ne kadar güzel. Son çıta zaten duları. Tarlacı dışarıda. Ve bakın üst tarafa da mum yapmış. Şimdi buraya yapal atmıştır ya da yavru atmıştır arkadaşlar. Yavru var mı? Bakıvereyim. Bir bakıverelim. Şimdi bunu aldıktan sonra var mı günlük? Var değil mi? Evet, günlük var. Evet, gösterebiliyor muyum acaba? Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi günlük var içinde. İnşallah gözükmüştür. Demek istediğimi anlatabildim mi? Balı da alıyorum. Bakın görüyor musunuz? Bal da koyuyor. Böyle durumlarda sıyırıp, şunun balına baksana ne kadar güzel. Oo. Bunu çekeyim bari. Ya yazın tek önemli değil, böyle şişkin de baharın bunu kaldırmak iyi. Çünkü neden? Gözüyle versek güzel olur ha. Verelim. Ya dursun abi. Kendisi yesin abi. Küçücük. Böyle kenara koyalım. Şimdi arı boşa çalışmasın orada yani. Şimdi arkadaşlar bakın bal da çıktı içinden, yavru da çıktı. Bunu yaptıktan sonra bakın aynı şekilde bırakmayın sakın. Günlük yavrum var hep. Evet. İyi maşallah. Bunu bu sıyırdıktan sonra mutlaka çuvalı kapatınca üstüne taş koyun arkadaşlar. Burayı yoksa aynen yine kabartır. Yavru mu? Çok güzel. Maşallah. Açayım bunu, bakmama gerek var mı? Sen bilirsin. Arkadaşlar kapalı yavru var burada. Ya da bir 4 çıta madem şu kenardan tamam. Bir daha bakalım. Şimdi burası önlü arkalı günlük yavru. Evet. Kapalı yavrumuz. Gayet sağlıklı. Burası yine kapalı abi. Evet, burası da göstereyim. Kapalı yavru. Kapalı yavru. Yani 4 çıta, 3 çıtası şu anda kapalı yavru. Fazla bakmayacağım. Tamam. Ona. Yeterli. Hani zaten video çekmesek o kadar bakmayacağız. Evet evet. Ben video çekiyorum diye arkadaşlar. Her çıtayı açmamızda anaya bir sıkıştırma durumumuz olabiliyor yani. Evet. Anaya zarar verebiliriz. Bunu ister ortaya ver, ister kenara ver. Hiç fark etmez. Ben kenara vereceğim. Tamam. Bir tane verelim. Evet. 4 çıtlarımız da gayet güzel ilerlemeye devam ediyor. Bir tane çıta vereceğiz. 5 olacak. Yani çıta şey demeyin. Bu kovanda az demeyin. Çoğalır arkadaşlar. Kışın nasıl azalıyorsa baharda da o şekilde hızlı bir şekilde çoğalıyor. Çekime devam ediyoruz. Anlatmaya devam edeceğim. Bölüm bölüm videolar olacak. 1, 2, 3, 4, 5 diye arkadaşlar devam ediyor. Bölümleri takip edin. İlginç bir şey çıkarsa zaten biz de anlatıyoruz sebebini, neden olduğunu. Şimdi İbrahim ne yap biliyor musun? Sen normal baktığın gibi bak buna. Hani, hani video çekmiyoruz. Kapalı gibi. Kapalı ya bak be. Hemen ne yapıyoruz? Yani çıta getirdik. Of, 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 süper. Evet, detaylı bakmayacağız. Bunlara bakmıyoruz. Normalde ben video çektiğim için detaylı bakıyordu. Buna video çekmiyormuşuz gibi davranmasını istedim. Yapacağınız işlem bu arkadaşlar. Son çıtayı gördünüz. Yoğunluğu gördünüz. Hemen bir ya da iki tane verin. Efendim sen bunlar biraz şey olmuş ama. Olsun abi, temizleyeyim onu. Heh, tamam, temizler. Şerbetini de veriyoruz. 5 çıtlarımız oldu. Evet, kovan bakımı. Evet, arı bakımı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son çıtaya baktık. Eğer ki çok sıkışmışsa mutlaka ana yüzüğü var mı diye bakın arkadaşlar. Evet, bunu söylemem lazım. Arı çok sıkışmıştır, gelmiş bakmışsınızdır. Mesela bakın bu böyledir. Hatta sizde şu vardır, öbür tarafta dalak atmıştır.
fazla bir ara vardır. Mutlaka yüzük kontrolü yap. Bazılar diyor bunu içeri koy. Ben içeri koymuyorum. Zaten bir hafta 10 gün sonra çıkaracağız bunları. Evet, ben de içeri koymuyorum. Onları tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Dışarıda dursun. Onun için burada hep yavru oluyor abi bak. Kalabalıkta gördüm. Evet. Son çıtaya yavru atmasının sebebi bu arkadaşlar. Yani bu derken strafor olur, tahta olur, ne bileyim başka bir naylona sarılmış bir şeyiniz olur, fark etmez. Yani duvar tahtanız olsun. Evet. Gördün mü? Evet, günlük vallahi. Günlük dediniz hep. Dikkat ettiyseniz son çıtalarımız genelde hep de günlük arkadaşlar. Ha şimdi ne oldu? Dalak ördürmedik. Fark ettiyseniz bakın hiç dalak çıkmıyor. Niye? Çünkü bu içeride değil. İçeride olsaydı hemen altına dalak atarlardı. Larva kapalı. Günlük. Daha yeni kapanmış değil mi? O sökülmüş abi. Sökülmüş, kapalı yavru. Detaylı bakıma gerek var mı? Yok. Yani şimdi bunu içeri koyduğunuzda dalak atarsa siz zarar edersiniz. Yani boş boşuna dalak atar, oraya da yavru atar. Ya dalakta attırıyorsun. Onu hani varva çalışması zorunda için attırıyorsun ama şu anda gerek yok. Şu anda bizim varvaya ihtiyacımız var. Yani o dalağı kırıp atmak zorunda kalıyorsunuz ya. Ha varova için yapıyorsanız için, evet. Ayrı. Varova için yapıyorsanız arkadaşlar sıkıntı yok. Bunu içeriye koyun. Dala atsın. Zaten şu erkek atacaktır. Şu anda ilk var olduğu için bizim yavruya ihtiyacımız var. Evet. Dalaklık işimiz yok abi. Aynen. Biz şu anda ne yapıyoruz? Yavru istiyoruz. Zaten bizim şu anda varova sıkıntımız yok arkadaşlar. İlacımızı kullanıyoruz. Düzenli olarak kullandığınız zaman sıkıntı olmaz. Yani öyle şunu da söyleyeyim. Hani öyle şu ilacı kullanıyordum, şuna geçtim, şunu öttüm, bunu ettim. Yani bir arıcı 8-10 tane ilaç deniyor. Ya denemeye gerek yok arkadaşlar. Belli bir ilaç vardır. Tamam mı? O ilacı alırsınız, düzenli kullanacaksınız. Bakın hangi ilacı alırsanız alın, düzenli kullanın. Üstünde yazıyordur. 3 güne bir, 5 güne bir, 10 güne bir, ne bileyim yani 2 güne bir. Şu kadar doz vereceksiniz. Ya burada önemli olan üstünde yazan şeyi uygulamanız. Biz ne yapıyoruz? Çoğu arıcı... doğru mu İbrahim? Çoğu arıcı geliyor, bir fıs 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 yapıyorsun ya da üstüne ne o şeritlerden koyuyorsun ya, mesela şeriti koyuyorsun ya da damlama yapıyorsun, tamam mı? 20 gün sonra gelip bir daha yapıyorsun. Bu öyle olmaz arkadaş. 20 günde bir diye ilaç verme olmaz. Hele ki bahar zamanı. Tam yavru çıkıyor, onun yerine şey giriyor. Varova içeri giriyor. Evet. Bu benim arkadaşlar en çok arıcılara kızdığım nokta bu. Yani ilacı kullanıyor. Ya ben bu ilaçtan performans alamadım diyor. Tamam mı? Değiştirdim diyor. Şunu kullandım diyor. Yine performans alamadım diyor. Ya arkadaşlar düzenli kullanın. Üstündeki neyse ona göre. Siz ilaç alırken antibiyotiği günde bir kere alıyorsan onu günde bir kere alacaksın. Onu haftada bir almayacaksın. Ona buraya geçmiş günlük atıyor. Çok konuştun diyorsun değil mi? Çok konuştuk. Bak bu kötü bir çıta ama evet, bir yumurta yoksa onu al istersen İbrahim. Abi alamaydı. Yumurtayı koymuş baksana. Koymuş mu? Ha. Evet. Tabi bir şey yapar. Biraz yapar, biraz kabartır burayı. Hadi. Kapatır onu yani. Şerbeti verelim. Güzel. Kabartırsın o zaman. Evet, siz benim dediğimi anlamışsınızdır. İnşallah yani herhangi bir ilaç konusunda bir şey söylemiyorum. Çünkü eğer ilacı düzenli kullanırsanız arkadaşlar çoğu ilaçtan verim alırsınız. Evet, size istiyor mu? İstiyor. Tam şeyimi veremedim ama dikkatimi konuşurken. Dışarı vermek gerekiyor. Dışarı vereceğiz. Tamam, bir tane dışarı vereceğiz. Evet, konuşurken dikkatim dağıldı. Son çıtaya bakmadım arkadaşlar. Bir de dumanı sıkınca arı kaçıyor ya. O zaman arı miktarını sonradan baksam da göremiyorum. Hemen 2 gün sonra belki saç çiçeğebilir. Geç kalmaya gerek yok. Zaten dışarıya verdiğim için sorun yok. Evet, ne kadar veriyor? Genelde yarımın üstüne çıkıyor değil mi? Durumuna göre, balına göre. Zaten hafta çiçeği yapınca arıyı da aç koymamış oldum. Kekimiz var ama kek vermiyorum. Evet, biz pek fazla... Havalar iyi oldu. Keki tam böyle bahar zaman hava... arı dışarı çıkamazsa onun için veriyorum. Evet, keki fazla kullanmıyoruz. Keki yerken arı biraz yoruluyor sanki. Görüyor musunuz? Bakın yoğunluğu. Maşallah.
Evet, arılarımız salıtılık arkadaşlar. Yaklaşık dediğim gibi 70-80 tane arımız var. Antalya içi ve Antalya yakınlarından gelip alabilirsiniz. Paket servis yok bizde öyle, hani gönderme olayımız yok. Arıyorlar, soruyorlar da gönderme işimiz yok arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Gelip buraya bakıyorsunuz, beğeniyorsunuz, alıp gidiyorsunuz. Evet, burası doldurmuş. İyi bir şey değilmiş ama. Günlük atmış değil mi? Evet, evet ama günlük.